Merhabalar, Kontrolüm'den Levent Sezen ben. Bu videoda size kombilerde ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanabileceğiniz kablosuz oda termostatı hakkında bilgi vereceğim. Bu termostat Hexacontrols markasıyla RT226-PE2 koduyla satılmaktadır. Ürün bu şekilde kutusuyla birlikte geliyor. Kutusu üzerinde tüm bilgiler mevcuttur. Montaj şekilleri veya termostatın özellikleri bu kutu üzerinde mevcuttur. Aynı zamanda kutunun içerisinde bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu kullanma kılavuzu Türkçe. Buradan hem termostatın kullanımı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz hem de montaj aşamasında bağlantı yerlerini buradan da bakarak uygulayabilirsiniz. Termostatın kendisi ve yerden ısıtma sistemleri veya kombinize bağlayacağınız alıcı modülü ile birlikte geliyor. İki parçadan oluşuyor. Aynı zamanda termostatı duvara monte edebileceğiniz gibi masa üzerinde kullanmak için de böyle bir aparatı geliyor. Öncelikle termostatın içini açarak pillerini takacağız. Termostat pillerle birlikte satılmıyor, pilsiz olarak satılıyor. Pilleri sizin edinmeniz gerekecek. Duracell pil kullanırsanız termostatınızın ömrü ortalama 2 senenin üzerinde olacaktır. 2 sene boyunca da termostatınızın pilini değiştirmenize gerek kalmayacak. Pilleri taktığımızda termostat çalışır bir hale gelecektir. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şu anda termostat açıldı. Üzerindeki buton kısmından çevirerek sıcaklığı artırıp azaltabilirsiniz. Termostatın alıcı modülünde ise bu şekilde öncelikle 220 bağlantısını yapmanız gerekiyor. Bu hem kombide de kullansanız hem de yerden ısıtma sisteminde de kullansanız bir kere enerjisini beslemeniz gerekecek. Enerji besleyeceğiniz kısım yine kullanma kılavuzu ve kutunun arka tarafında da belirtildiği gibi en baştaki nötr ve faz kısmına bağlantıları yapılacaktır. Nötr kısmına nötr, N, faz kısmı L kısmı buraya da 220 volt olacak şekilde bağlantısını yapacaksınız. Bu kısımda özellikle dikkat edin ki ters olarak bağlantısını yapmayın. Bunu yaptığınız takdirde termostatınızın ömrü azalacaktır. Daha çabuk arızalanabilir. Termostat modülüne 220 bağlantısını yapmadan önce aslında kombi bağlantınızı veya motorlu vana bağlantısını yapmanız gerekir. Burada eğer kombi bağlantısı yapacaksanız yine kutunun arka kısmında veya kullanma kılavuzunda birinci şemayı kullanarak 1 ve 2'ye kombiden gelen kablolarınızın bağlantısını yapmanız gerekecek. 1 ile 2 kısmına yaptığınız bağlantı direkt kombinize komut verecektir. Kombi ile ilgili nasıl bağlantı yapılacağı şekliyle ilgili bir videomuz var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Eğer bu gibi elektronik şeylerde yeteneğiniz var ise kendinize çok rahatlıkla bunun montajını, bağlantısını yapabilirsiniz. Bu gibi yeteneğiniz yok ise kombinizin servisinden veya yerden ısıtma sisteminin servisinden bunları talep edebilirsiniz. Bağlantılarını sizin için yapacaklardır. Kablo bağlantısını yaptıktan sonra direkt modülü kapatıyoruz. Bunu kombinizin yanında veya yerden ısıtma sisteminizin yanında herhangi bir yere bağlayabilirsiniz ya da duvara monte edebilirsiniz. Alıcı modül yanındaki açma kapama butonuyla çalışıyor. Modülü açtığımızda direkt iki ışığı yanacaktır. Şu anda termostattan bir komut almıyor, yani sistem devre dışı. Termostat üzerinden ben sıcaklığı 22 derece olarak görüyorum, ortam sıcaklığı da 27 derece. Ben bu 22 dereceyi 27 derecenin üzerine arttırdığımda termostat alıcı modüle hızlıca komutunu gönderecektir ve sistem devreye girecektir. Bu şu anlama geliyor. Benim ortam sıcaklığım 27. Ben burayı 29 derece istiyorum. Yani kombiyi veya yerden ısıtma sistemini çalıştırarak sistemi devreye sok. Direkt termostat komutu gönderdi ve MA yazan kısımda kırmızı ışık yandı. Bu şu anlama geliyor. Şu anda sistem devrede. Yerden ısıtma sisteminiz veya kombiniz çalışır vaziyette olacaktır. Sıcaklığı düşürdüğümde hızlıca komut gönderiyor ve burada kırmızı ışık sönüyor. Bu da sistem devre dışı demektir. Bu termostatta alıcı modülü açık alanda 100 metre mesafede çekmektedir. Standart evlerde yani 3+1 evlerde çok rahatlıkla evin bir ucundan bir ucuna bağlantı yaptığınızda bile termostat kendisiyle haberleşebilmekte, hiçbir sorun teşkil etmemektedir. Bu termostat aynı zamanda soğutma sistemlerini de kontrol edebiliyor. Bu şu anlama geliyor. Bazı yeni projelerde yerden ısıtma ile birlikte yerden serinletme, yani soğutma işlemi de yapan sistemler var. O sistemlerde siz sadece ısıtma sistemlerinde kullanılan termostatları kullanamazsınız. Bunun için hem soğutma modu hem de ısıtma modu olan bir termostat almanız gerekir. Bu termostat da aynı zamanda soğutma modu olan bir termostattır. Onu çalıştırmanın yöntemi şu. Üzerindeki çevirme butonunun üzerine basılı tuttuğunuzda termostat mod seçimi kısmına gelecektir. Mod seçimi kısmında da en üstte heat yazar. Bu ısıtma sistemidir. Altta indiğinizde off yazar. Bu sistemi kapatır. En alta indiğinizde de cool yazar. Buraya geldiğinizde tekrar tıkladığınızda termostat
artık soğutma sistemleri için çalışır vaziyette olacaktır. Şu anda ortam sıcaklığı 27 derece, set edilen değer 18 derece olduğu için komut gönderdi ve sistemi çalıştırmak istedi. Yani serinletme sistemini, soğutma sistemini çalıştırmak istedi ki ortamı 18 dereceye düşürebilsin. Burada yine sıcaklık eğer ortam sıcaklığının üzerine çıktığında sistem kapatacaktır. Bu ısıtma ve soğutma tamamıyla birbirlerinin tersi şeklinde çalışırlar. Eğer termostatı yazın kapatmak istiyorsanız veya evde olmayacağınız bir dönemde kapatmak istiyorsanız off'a getiriyorsunuz. Bu off'a getirdiğinizde termostat şu şekilde çalışıyor. Direkt set değerini 7'ye ayarlıyor ve eğer ortam sıcaklığı, evinizin sıcaklığı 7 derecenin altına inerse termostat otomatik olarak çalışacaktır. Yani sizin evinizin sıcaklığını minimumda 7 derecenin altına indirmemek için bir nebze emniyet sağlayacaktır. Böylelikle eviniz 7 derecenin altına inmeyecektir. Eğer tamamıyla kapatmak istiyorsanız yazın, yani termostatınızı hiçbir şekilde kullanmayacaksanız o zaman da alıcı modülünün yanındaki açma kapama düğmesinden sisteminizi kapatabilirsiniz. Tüm detaylı bilgiler kullanma kılavuzunda mevcut. Bu termostat hem kombi sistemleri için hem de yerden ısıtma sistemleri için uygun bir modeldir. Yerden ısıtma sistemlerinde motorlu vana kontrol yapabilmektedir. Motorlu vanalarda eğer kolektör başına bir motorlu vana takacaksanız burada bağlantı şekli mevcuttur. Direkt bir termostat evinize koyduğunuz herhangi bir yerden motorlu vanayı aç kapı yaparak ısıtma sistemini çalıştıracaktır veya durduracaktır. Aynı zamanda her odaya bir termostat takarak kolektörün üzerine birden fazla termal motor da bağlayabilirsiniz. Böylelikle de her odanın sıcaklığını ayrı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu termostatlar kablosuz olduğu için bu sistemi çok rahatlıkla manuel olan bir sistemi değiştirerek kablosuz termostatlarla yerden ısıtma sisteminizi her odayı ayrı kontrol edecek şekilde sonradan tasarlayabilirsiniz. Bu çok maliyetli olmayacaktır sizin için. Tüm bağlantı şekilleri arka tarafında yazılmaktadır. Bu termostatın satın alabileceğiniz linki aşağıda paylaşıyorum. Aynı zamanda termostatın kullanımı ile ilgili de birkaç bilgi vermek isterim. Termostatlar evin ısısını arttırıp azaltmaya değil, aslında bir nebze konfor sağlamaya, aynı zamanda da tasarruf sağlamaya yönelik cihazlardır. Bu ne anlama geliyor? Siz eğer ortam sıcaklığı 23 derecede kendinizi konforda hissediyorsanız, termostatı 23 dereceye ayarlayacaksınız ve bir daha termostata dokunmayacaksınız. Bu termostat evinizin ısısını 23 derecede tutmak için çalışacaktır. Bu termostattaki ayar butonunu çevirerek 30 dereceye getirdiğinizde eviniz hızlı bir şekilde ısınmaz veya bunu düşürdüğünüzde eviniz hızlı bir şekilde soğumaz. Tek yapmanız gereken ortam sıcaklığını kaçta olmasını istiyorsanız onu ayarlayıp bırakmak. Termostat kombinizdeki sıcak suyun derecesini ayarlamaz. Sadece kombinize çalış veya çalışma komutunu gönderir. Tek görevi budur. Amacı konfor ve tasarruftur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.